Günaydın peeps. Bugün vlog çekmek istedim. Nedeni belirsiz olmak üzere. Ne de bacağın gözüküyor. Harika, bacaklarım buralarda. Vlog çekmek istedim. Günaydın herkese diyecektim. Merhaba herkese veya günaydın herkese demen lazım bir yansım. Okay. Her neyse. Annem ve babam bana masaj paketi almış. Niye aldılar biliyor musun? Biliyorum. Seninle uğraşmak istemediler. Sonra da tek başıma. 15 yaşında ve yalnız uçağa binecek. Sonra da işe başlayacağız. Evet, bu arada staj için İstanbul'a gidiyorum. Her neyse. Hadi şimdi güne başlayalım. Yanlış yaptın, tekrar çek. Diyecektin ki. Merhaba herkese, ben Zeynep. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün vlog çekeceğim çünkü anne bana masaj paketi almış. Sonra tek başıma uçağa bineceğim ve ondan sonra da işime başlayacağım. Bunu demen lazım. Evet, bitti masajım. Neredeyim ben ya? Orada eve yürüme mesafesiymiş. Niye arabayla gittim bilmiyorum. Selam. Bütün bir vlog boyunca kamerayı neredeyse şu, yani bu açıdan tuttum, şurada buradaki açıdan tuttuğum için özür dilemek için açtım. Çünkü minik içerisinde vlog çekmeye alışmadım. Alışmıyorum da. Ve özgüven yetersizliğim var. O yüzden özür dilerim. Ve evet, hala aynı tişörtü giyiyorum. Çünkü aynı gün içerisinde montaj yapıyorum. Çünkü çok sorumlu bir insanım. Sorumlu. Çünkü sorumluluğunu yerine getiren bir insanım. Bir gün, iki hafta sonrasından editlemek de kim? O ben değilim tatlım. Tüm bir deneyim boyunca ne yapacağımı hiç anlamadım. Hani mesela masaj bitti. Ben soyunma kabinine geri döndüm. Soyunma kabini diyorum, soyunma odası. Soyunma odasına geri döndüm. Üstümü geri giyindim. Tam çıkacağım. Orada böyle yavaş giyin. Çünkü hani para verdi. Birazcık etrafa bakayım. İşte evet, masaj bitti. Ben de soyunma kabininden çıktım. Böyle 20 dakika falan oldu soyunma kabininde takılmam. Çıktım ve sonra bana saatler olsun dediler. Duşumu almam lazım. Hiç şey anlamadım. Selam gençlik. Şimdi havalimanı yolundayız. Hayırlıyız. En son dediğim zaman duş almam gerekiyor mu diye sormuştum. Duş almam gerekiyormuş. Duş aldım evde. Sonra da yola çıktık. Yalnız şu an Starbucks'tayız. Ben Starbucks'ı boykot ettiğim için hiçbir şey almıyorum. Ama annemle babam büyük ihtimalle kahve alıyorlar. Ben ise Evian su içiyorum. Aslında Evian su da değil. Evian şişesi. İçinde büyük ihtimalle sırma su var. Erikli mi? Oo, erikli de iyiymiş. Sırma su olduğunu zannedirdim. Neden? Evet, şu an havalimanındayız. Annem burada. Şimdi geçeceğiz. Bu arada neredeyse trafik vardı ve neredeyse geç kalırdık. Wow. Çok şaşırtıcı. Hadi anneciğim. Anne, ne oluyor? Hemen salonum. Hemen kontrolün karşısındaydı. Orada da oturmak istemedim. O yüzden de şu an etraf dolaşıyorum. Fun fact. Koltuğum orta koltuk. Orta koltukta aşırı derecede midem bulanıyor. Kimin bulanmıyor? Orta koltuk en kötüsü. Buraya en son geldiğimde havalimanına, yani İzmir'de turnuvaya gidiyordum. Ve hoşlandığım çocuk da oradaydı, değil mi? Çok güzel. Bunu neden internette paylaşıyorsun? Aynı zamanda kulüpten bunu izleyenler. Sanayinin içinde vlog çekmek çok korkutucu bir şey. Evet, şimdi dönüp yemek yiyeceğim. Bir yemek arayacağım en azından. Bu gördüğünüz iki klip ise bütün bir 6 ay boyunca kuralıma sadık kaldığım ama İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda hiçbir şey olmadığı için kırmak zorunda kaldığım Starbucks'ı boykot etme kuralında klipleridir. Burada portakal suyu içiyorum. Evet. Bu da böyle bir klip. Bu arada o Starbucks'la alakalı çok daha güzel bir anımı anlatayım. Ve evet, şu an başka bir oteldeyim, stajdayım. Ve tabii ki de montaj yapmadım. Her neyse. O Starbucks'tayken telefona bakıyordum. Sıradaydım. Ve önümdeki insanı görmeyip bütün bir siparişimi söyledim. Ve ondan sonra önümdeki insan yaptım. Çok güzel. Çok akıllısın Zeynep. Teşekkürler.
Yaşıyorum gençlik. Benden kurtulamadınız. Bagajım yok. Bunu taşıdım kendim. Bu yüzden şimdi eve gidiyorum. Yay. İstanbul'dayım. Çok hoş. Yolculuğum bu kadardı. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. Yani umarım garip değildir video. Yani video büyük ihtimalle gariptir. Fark ettim ki bu videoya bir son yapmamışım. Bu videoda İstanbul'a dönüyordum. Sonra staj için Asos'a gittim. Ve ardından da İzmir'e gittim tekrardan staj için. Ve şu an yine İstanbul'dayım. Tabii ki de montaj yap. Montaj yapamadım çünkü stajda beni öldürdüler. Bu benim son videomdur. Benim lütfen cenazeme gelin. Teşekkürler. Değil mi yani? Çok sorumlu bir insan olduğum için. Yani boş zamanım vardı ama tabii ki de montaj yapmadım. Çok sorumlu bir insanım çünkü. Evet, hoşça kalın.